Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Resulina Muhammedin salavat. 10. söz. Haşir bahsi. Bismillahirrahmanirrahim. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhyun arda ba'da mefiyya. İnne zâlike le muhyil mevta ve huve alâ külli şeyin kadir. Sadakallahu nazîm. 11. hakikat. Oradan bunu yapmışız herhalde. Herhalde burada bayağı yapmışız onu. Şimdi şuradan yapalım. İkinci hakikat olabilir Hasan abi. İkinci hakikat mı yapayım? Tamam, çünkü 11. hakikat bayağı yaptık çok. İkinci hakikat. Peki. İkinci hakikat Bab-ı Kerem ve Rahmet'tir ki Kerim ve Rahim isminin cilvesidir. Kerem ne demek? Kerem, Kerim. Cemal, İkram. Başka? Yani böyle bir sıfatı var ki çok güzeldir. Tamam, ikram edip de geri almaya. İşte bu. Hazinesi bol. Karşılıksız. Bol da veriyor ama verdiğini geri almıyor. Senin ve benim gibi değil. Küstüğümüz zaman geri alıyoruz ya. Minnet etmiyor yani. Kerem'de çokluk şeyi yok mu manası da? Var da, fakat önemli olan geri almaması. Rahim neydi? Rahim. Bak şimdi, Bismillahirrahmanirrahim'de Allah var, zatı anlatır. İkinci isim, Bismillah'daki Bismillahirrahman. Rahman da kafir mümin fark etmeden rızkını veren. Rahim ise ona iman edenleri dünyada dahi kalbini, aklını, ruhunu maneviyatla besleyip ahirette özel iman edenlere muamele edecek olan zat. Rahim. Hasan abi, çocuk anne karnında rahimde perde içinde muhafaza ediliyor ya. Gibi değil mi? Muhafaza ediliyor. Şimdi rahimin illa ahirete değil, dünyada Allah'a iman ettin. İman ettiğin şeyle sen besleniyorsun. Hani çocuk annesine emer gibi. Ahirete iman ediyoruz, ahirette besleniyoruz. Nasıl? Allah'a iman ettik, böyle sağlam bir yaslanacak yer oluyor. Yani mesela bela ve musibet oldu. Olumsuzluklar oldu. Cehennem karşımıza çıktı. Kabirden korkuyoruz. Bu ne yapar bize? Allah nokta istinat var ya böyle der. O tatmin ediyor. Cehennem var, kabir var ama Allah da var. İnsan evet istiyor. Şu o Adana'nın Çukurova'sını bile verse dayamaz yani insan. Yani bir anda her yerde olmak istiyor, mal mülk istiyor. Ne istiyorsa sonsuz istiyor. Bunu da ne tatmin ediyor? Ahirete iman. Ahirette sizin gibi Adanalılara öyle de Adanalı bir sahabe varmış. Adanalı diyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam'a demiş ki, bak adam ne soruyor Adanalı. Ya Resulallah, demek ki topraksız burasına gelmiş adamın. Cennette demiş, ben bana bol toprak, çiftçilik yapabilecek miyim demiş. Sahabe. İşte o zaman söylemiş, her bir iman edene 500 küre-i arz kadar, bir cennetten hariç 500 dünya kadar yer verilecek. Ona diyor Peygamber Aleyhisselam, verildikten sonra adam bu kasaya çiftçilik de yapacak, sonra tamam diyecek. Öyle bir Allah'ımız var ki, Allah'ı biz tanımıyoruz ki. Yani abi,
dünyada tatmin edemediği hislerin hepsini ahirette tatmin edecek. Tatmin edecek. Evet. Ve nihayetsiz. Mesela cennete şöyle başlayacağız. Allah nasip ederse. Ruhlar aleminden onu hatırlayamıyoruz. Doğduk. Baklava yedik, börek yedik, yaşlandık, delikanlı olduk, özel hayatımız oldu. Dünyada keyif, lezzet, surur, neşe, saadet ne hatırlıyorsanız yani müsbet manada o kadar bizde Mısır derler burada ne derler? Darı. Hani Mısır'da şöyle ateşte pişirdin, yedin, lezzet aldın. Közde değil mi bak biliyor. Şimdi o lezzet de dahil hepsini topla. Bütün ömründe. Topla kar topu yap. Sıkıştır. Cennette ilk basamağın bunların toplamı olacak. Kadar. Sonra ne olacak? Bir an, bir ana benzemeyecek. İkinci anda aldığı lezzet hiç bununla alakası olmayacak. Daha acayip. Üçüncüsü ikiye hiç alakası olmayacak. An ve an böyle sonsuza doğru gidecek. Bu rahim olan Allah böyle yapacak. Ülfet yok. Ülfet yok. Ülfet yok. Böyle bir Allah. Böyle bir saltanatı bize vaat etmiş. Allah diyor siz dünya istiyorsunuz Kur'an meali. Allah sizin ahireti kazanmanızı istiyor. Eğer diyor ahiretin, ahirete göre dünyanın, dünya ahirete kıyasen bir bardak kadar, su kadar emniyeti olsaydı, o zaman ben size şeyi verirdim. Hiç yok. Ve bu tapındığımız şu dünya ve içindeki zevkler, ne varsa, Allah hepsine diyor ki Celle Celaluhu, ahirete göre zindan. Tamam. Böyle bir Rabbimiz var elhamdülillah. Devamımız da var elhamdülillah. Bak ikinci hakikat, babu kerem. Bab kapı demek. Yani buradan bizi sokacak kerem. Sonra ve rahmettir. Babu kerem ve rahmet. Kerim ve rahim isimlerin cilvesiymiş. Hiç mümkün müdür ki? Bak Allah bir şey vaat ediyor, örneğini de gösteriyor. Gösterdiği asar ve işler ile nihayetsiz bir kerem ve nihayetsiz bir rahmet, nihayetsiz bir izzet ve nihayetsiz bir gayret sahibi olan şu alemin Rabbi. Allah nasıl bir şeymiş? Nihayetsiz izzet sahibi, nihayetsiz rahmet sahibi, nihayetsiz kerem sahibi, nihayetsiz gayret sahibi. Hani gayret ediyoruz ya hizmette. Evet. Derslerimize geliyoruz. Hemen işten girip hemen duş alıyoruz. Elimize abdestimizi alıyoruz. Hemen koşuyoruz. Gayret var ya. Bu bizim gayretimiz. Allah'ın gayretinden geliyor. Gayret. Ha gayret. Yılmayın. Bırakmayın koşturmayı. Çünkü dişinizi sıkın. Yakını zaten vefat edeceğiz ya. Biz de inşallah terisi olacaksınız. İnşallah. Ha. Cenab-ı Hak nihayetsiz kerem, nihayetsiz rahmet, nihayetsiz gayret, nihayetsiz izzet sahibi olan şu alemin Rabbi. Allah nihayetsiz. İyi ki böyle bir Allah'ımız var. Yani olur da böyle tövbe yani düşünmek için söylüyorum. Rabbimiz olur ama hani öyle üç güzel olmazdı. Böyle bir saltanatı da olmazdı. Yani sonsuz güç sahibi olmazdı. Hani babamız, annemiz. Babamız, annemiz ama sonsuz güç sahibi değil. Sonsuz serveti yok. Yani tövbe yani. Ama bizim Allah'ımızın hakikaten her şeyi nihayetsiz. Merhameti de nihayetsiz. Ne yapmış biliyor musunuz? Rahmetim gadabımı diyor, ne kadar büyük de olsa kuşattı diyor. Ona hat koymuş. Nihayetsiz gadabı yok. Nihayetsiz rahmetim gadabımı kuşattı diyor. Bu mümine ama. Bu mümine. Böyle bir Allah. Tanıdıkça insan tövbe estağfurullah böyle. Allah'a böyle şey yapmak ister yani sarılması geliyor. Elhamdülillah. Terhis olacağız arkadaşlar. Esas hayat o. Esas. İnne darul ahireti leyyel hayvan. Orası esas. La rahat de fi dünya.
Dünyada rahat yok, değil mi? İlla dar ahiret. İnan o, böyle zahirde gördüğünüz gibi kabir, şuradaki mezarlıklar öyle zahirde gözüktüğü gibi değil. Nasıl ki yorganın altına yatıyoruz. O adam geçmiş. Rüyayla geçmiş. Onun 70 kat düşün. Adam yatakta olduğunu hatırında var mı? Hatırlıyor. Şuuru, bilinci var mı yatakta olduğunu? Rüya görüyor değil mi? İşte ölüm ve ötesi bunun 70 kat daha kalitelisi. 70 kat yok. Şu elim görmüyorsunuz. Gölgesi var. Bununla bu arasındaki fark nedir? Kaç, ne kadar fark var? Sonsuz. Niye? Bu canlı, bu cansız. Tamam mı? Bu canlı, bu cansız. Ve bunun vücuda çıkmasına bu sebeptir. Bununla bunun arasındaki fark sonsuzdur. Buna birinci gölge. Tamam mı? İkinci gölge ile bu gölgenin de bir gölgesi olsa, İki ile üç arasındaki fark da bununla bunun arasındaki fark gibi. 70 defa böyle git. Dünya. Tapındığımız şu dünya. İçindekiler de ne hatırınıza geliyorsa. 70 kat geri git şimdi dünyadan. Cennet ilk başlangıç o. İlk başlangıç o. Allah Allah. Yani şu gölge, gölgeyi gören adam, bak fark anlatacağım. Bu eli görmese beyazın mı siyahın mı olduğunu anlar mı? Anlamaz. Canlı mı cansız anlar mı? Anlamaz. Müslümanın mı gavurun mu, merhametlinin mi, zalimin mi olduğunu anlar mı? Bak şu birinci gölge. Bir de gölgenin gölgesi, gölgenin gölgesi şu dünyadaki lezzetler. Bütün zevkler böyle, bu. 70 bin, bunun gölgenin gölgesinin gölgesinin gölgesi. Şimdi ters yap. Aslının 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 aslı. Cennette ilk basamak bu. Gel de bunu kaçır. Ama değer mi ya? Ha, tamam da kaçırırız da bir dese yani. Ne yaptın da değdik? Böyle bir Rabbi, kerem ve rahmetine layık mükafat, izzet ve gayretine şaiste mucizat bulunmasın. Yani böyle nihayetsiz Allah merhametli, nihayetsiz kerem, yani verdiğini ben çok hoşuma gidiyorum, hoşuma gidiyor. Kerem var ya kerem, veriyor, yetmiyor. Verdiğini geri almıyor. Geri alsaydı kafirlere bir bardak su vermezdi. Almıyor. Niçin almıyor? Kerem olduğu için. Allah'tır. Mutlu olmuyor. Yani mesela sen ben kızarız. Rönler şey. Ver onu. Allah bizim gibi kızmıyor. Allah biz, bize verdiği zaman mutlu oluyoruz ya. Biz bir mutlu olsak belki Allah milyon mutlu oluyor. Aynen öyle. Töbesini söylüyor Allah Resulü. Çölde giderken diyor bedevi devesiyle yattı. Ama devesinde yiyeceği içeceği vardı diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Çöl, günlerce, aylarca yiyecek. Kaybetse hem açlıktan hem susuzluktan ölür. Hem de yürüyemez kumda. Çölde adam yatarken devesi kaçıp gitse, adam uyandı ki devesi yok. O tarafa ara, bu tarafa ara, 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 ölecek de susuzluktan. Bir tap düşse, baysa susuzluktan, açlıktan, ölmek üzereyken bayılıyor. Sonra bir zor şekilde gözünü açsa, bir baksa ki devesi yanında. Ne kadar sevinir? Hayata yeniden bağlandı değil mi? Allah da tövbe eden bir kulun tövbesinden bu kadar, bundan daha fazla seviniyormuş. O zaman, Bismillahirrahmanirrahim, amin. وَتُبَا لِيْنَا يَا تَوَابُ يَا كِمُ تَوَبَةً نَسُوَا لِيَاكُمْ مِنَ الَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاِشَّةً اَفْزَلَامُ اَنْفُسَكُمْ زَكَرُوا اللّٰهِ فَاسْتَغْفِرُوا لِي ذُنُوبِهِمْ وَمِنْ يَغْفِرُوا يَغْفِرُوا ذُنُوبَ جَمِيعًا اَسْتَغْفِرُوا اللّٰهِ الْعَظِيمِ الْكَرِيمِ الَّذِي لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ الْحَيُّ الْقَيُّمُ وَاَتُوبُ اِلَيْهِ سُبْحَانَهُ آمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Amin. Bak, Allah o adamdan sevindiğinden daha fazla seviniyormuş Müslümanın tövbesinden. Ya Rabbi, Habibim böyle söyledi, sadaktı. Sen de hulfu vaat etmezsin, vaadinden dönmesin. Bu sırrı bize tahakkuk ettir Allah'ın hatırına. Amin ya Rabbi. Oh, affet bizi ya Rabbi. Böyle bir Allah verdiği nimetleri, bunları kerem ve rahmetine layık mükafat ve izzetine gayretin şen mücazet bunu. Böyle bir Allah. Şimdi itaat edenlere mükafat, böyle bir saltanat, böyle bir Rabbimize karşı ihanet edenlere de mücazatı olmasın. Saltanat olmaz o zaman. Öyle bir devlet düşünün ki itaat edenlere mükafat yok. Yani itaat yok. İtaat ettin, elektrik verdi sana. İtaat ettin yani, alakadar oldun, su geldi sana, su. E şimdi devlete isyan ediyor, devlet gene hiç ceza vermiyor. Yani sistemi bozuyor. Böyle bir saltanat zaten ayakta durmaz. Hangi sistem olursa olsun mutlaka mükafatı ve mücazatı vardır. Zaten şimdi idam gelsin diye halk komple nasıl şey yapıyor, istiyor. İstiyor tabii. O gelsin diye mesela. Evet, şu dünya gidişatına bakılırsa, şu dünyaya, Roma'ya bakın, insanlara bakın, Osmaniye'ye. Bakılırsa ne görünüyormuş? En aciz, en zayıften tut, haşiye bir, rızkı helal iktidar ile alınmadığını belki iftikara binaen verildiğine delili kati, iktidarsız yavruların hüsnü maişeti ve muktedir canavarların dik-i maişeti, hem zekavetsiz balıkların semizliği ve zekavetli hileli tilki ve maymunun derdi maişet de vücutça zayıfliğidir. Demek rızık iktidar ve ihtiyar ile maküse mütenasiptir. Ne derece iktidar ve ihtiyarına güvense o derece derdi maişete müptela olur. Ne dedi? Yani rızkı helal, rızkı Cenab-ı Hak veriyor kısacası. Buna deli, maymunla tilki, cılız değil mi? Evet, zayıf. Evet. Ama en aptal olan, yani kafası şey yapmayın, balıklarla yavruları düşün. Zayıf balık yoktur. Değil mi? Bebekler de öyle. Bak nerelerde rızıklara kıtılıyor, gönderiliyor. Demek ki rızkı helal, helal rızık, iktidar ile ihtiyar ile ters orantılıdır. Yani arttıkça iktidarımız zorlaşıyor rızık. Git diyor tarlayı ek diyor. Ulan eski çocukken tarlamanla ekmiyorduk ya. Eken gibi bize getiriyordu. Evet. Acayip bir şey ya. Demek ki şu dünyanın gidişatına bakılırsa aciz zayıften tut ta en kaviye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. Acayip rızkını veriyor Allah. Canavarların da rızkını veriyor. He, bu bedensel rızık. Bir de ruhun istekleri var. O da rızık. Rızkı manevidir o. İman da ruhun rızkıdır Mustafa. Ne kıymetli bir rızık. Değil mi? Aklın rızkı nedir? İlim. İlim marifetullah değil mi? Kalbin rızkı? İman. Mabetullah iman. Ruhun ilmi? Müşahadetullah. Lezzet-i ruhani yani. Allah Allah. Ya bu midenin rızkı, gözün rızkı var da ruhun rızkı olmaz mı? Değil mi? Mesela bak, kalbin rızkı nedir? Şu anda yaşadığınızdır. Şu anda rahatlık yok mu? Keyif var. Değil mi? Ne kadar insanda rahatlık var? Bu kalp tatmin oluyor demektir. Kalp rızkını alıyor demektir. Evet, en zayıf, en biçare, en iyi rızık veriliyor. Her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Öyleyse ulvi bir keremle ziyafetler, ikramlar olunuyor ki nihayetsiz bir kerem eli içinde işlediğini bedahat de gösteriyor. Hani bak, aslında zayıfler yaşamaması lazım. Ama onlar bizden daha iyi yaşıyor.
Meyve kurtları mesela diyor. Balıklar diyor. Çocuklar diyor. Tombul tombul yaşıyorlar. Sen ben koşturalım. Ya. Hiç de düşünmüyorlar sana abi. Hiç. Hiç endişe yok. Endişe de yok. Yani yarın acaba olacak mı? E bu çocuk ne düşünür şimdi? Yarın ekmek var mı? Evet. Pascal çağırın. Çok rahat. Ha? Çok rahat. Hiç. Endişe, rızık yok adamlarda. Acayip bir şey ya. Çocuk sıfatı var diyor aslında. Ha? Çocukta evliya sıfatı var diyor. Evet. Endişe, rızk endişesi yok. Fıtratını yapıyor. Mesela bahar mevsiminde cennet hurileri tarzında bütün ağaçları sündüz misal libaslar ile giydirip çiçek ve meyvelerin murasatı ile süslendirip hizmetkar ederek onların latif elleri olan dalları ile çeşit çeşit en tatlı en musenna meyveleri bize takdim etmek. Şimdi başladı mı sizin burada ovada çiçekler açması? Yeni değil mi başladı? Şimdi bu Çukurova'yı seyret. Aman yarım. Değil mi nasıl çiçekler açacak? Bugün Reyhanlı'daydım Suriye'nin bitişinde. Şeftali ile neydi? Bembeyaz. Kayısı. Ya nasıl süslenmiş ya, olamaz ya. Kupkuru ağaçta. Kupkuru ağaçta. Bir tanesi pembe, bir tanesi bembeyaz. Bu kadar mı güzel olur ya? O acayip olmuş. İmza atmış Allah sanki ya. Ya bu kadar mı güzel? Odun çubuklarından hemen bitişik değil mi? Aa bitişik. Şurada kanal yapmış. Burası pembe, burası beyaz. Ne güzeldi ya. Acayip bir şey yani. Çiçek gibi. Yani bunları çıkartan bu zindan denilen dünyada bu kadar güzel. Ya saray nasıldır orası? Yani geldi gitme. Bizim biraz böyle cenneti anlattım Rize'de. Ondan sonra adam baktı baktı 60'ın üzerinde böyle baktı baktı. Vallahi anlattığın cennet eğer varsa dedi böyle. Öyle anlattığın cennet varsa 60 sene değil dedi. 6000 sene yaşayıp girmek değil dedi. Kafaya böyle bir sokayım dedi. Valla hakikaten böyle bir cennet var mı? Bir seyretsen bana yeter dedi. Anlattığın cennet varsa dedi. Yani. O kadar mükemmel ya. Uykuya girdiğiniz zaman uykudan rüya geçişinizi hatırlıyor musunuz? Uykudan rüya. Ya, hatırlamıyoruz. Ha, şehit böyle olacak. Normal ölümler inşallah Müslüman ne olacak? Uyurken uykuya geçme anı gibi. Gidiyor bir şey anlamayacak. İnşallah. Allah'ın izniyle. Ama namazımızı kılacağız. İnternetlerden, YouTube'lardan uzak duracağız. Derslere geleceğiz. Kur'an'ımızı okuyacağız. Bu kadar. Bize havada uç, suda yüz dememişler ki. Suyun üzerine yürü, havada uçacaksın, sonra cennete gideceksin. Öyle bir şey denilmemiş. Yani zor değil. Namazını kıl. Derslere gel. Derslere gelirsen böyle şeyler duyarsın. Ümitsizlik olmaz. Ümitsizlik sarmaz seni. Ümitle yaşarsın. Allah'tan beklenti yüksek olur. Dünyanda cennet olur ya. Ne var yani? Şimdi bu saatte çokça 45 dakika bir saat sürecek. Yani haftada bir saat gelsen, her gün de akar traktörün ve tırın üzerine 10 dakika açsan okusan, yolda mola verdin. Lan 10 dakika aç ya. Ne var 10 dakika ya? Elinde telefon var, bastım çıkıyor. Ya. Acayip ama siz gene kitap koyun arabanıza ki. Kitap şeydir, orman mamulü olduğu için onun şahsı manevisi ve gönderdiği şua, telefondaki gönderdiği şua gibi değil. Evet okudun aynı ama o gene kitap bulundur. Sakın unutmayın bunu. Bu şeyin bunu... lezzet telefonda yok abi. Yoktur, olamaz. Şu bambaşka bir şeydir. Çünkü ruhani melekleri var bunun. Bu gönderdiğiyle sömürüyor enerjidir. Gene oku da. Bu odundur. Odun. Odundan yapılmış. Kağıt. Hasan abi şimdi sen de kayıt yapıyorsun. İnternetten izlemek gibi. Burada izlemek gibi. Ha bununla bu. Şimdi burada izleyen var. Kayıtta izleyen var gibi. Mutlaka çoğunuz tırcısınız. Bilmem. Tatana'dasınız. Bir traktörü çek çavuş. Onu da koku be abi. Hayvan çiftliğinde ne olacak? Sırların yanında. En iyi muhatap o. Bir sürü müridim var. Var değil mi sırların? Var. Tamam işte.
Anlasın. Bismillahirrahmanirrahim deyince inan otlamayı bırakır hayvanı. Çok da kaliteli sırlar var. Yani. Allah sana sonra nurcudur demeyesin onlar. Evet. Elleri olan dalları ile ağaçların elleri dallarıymış. Çeşit çeşit en tatlı dut mesela hatırıma geliyor. İncir geliyor. Nasıl diyeyim böyle Hüseyin'in şeyin bahçesinde var. Ya arkadaş sipsiyah bir şey. Ya odun çubuğundan mı çıkmış ya? Hiç o hayatta dutu görmesek ağacını. Allah sırf onu gösterse. Ağaç görmesek. Kimin hatırına gelir ki bu dutun bu kuru çubuktan attı diye. O beyazı da var böyle değil mi? Bal değil mi bal? Misis daha acayip değil mi Hasan? Ya Cep dünkü kırmızı sanki kan zannediyorsun portakal. Evet kanlı portakal. Tamam şimdi kanlı portakal daldan atmış. Ya biz baka baka öyle alıştık ki o dutun, o daldan kim bekler? Ama baka baka alıştık ha tabii bu olur canım. Diyesi oluyor. En tatlı, en musanna. Musanna nedir musanna? Süslü değil mi? Mesela koku. Mesela renk, mesela tat, mesela bize iştaha koymuş. En musenna meyveleri bize takdim etmek. Uzatıyor dallarla. Bir de sağlanıyor. Zikrediyor. Gel beni al. Gel de alma. Mesela bunlara Adanalı değil Laz demek lazım. Çünkü darı çok ekiyorlar. Çünkü darı Karadeniz'in simgesidir. Mısır tamam mı? Bunlar sığra yediriyor, biz de biziyoruz. Hasan abi dalında mesela küçükken koruk veya yeşilken alma beni alma diyor. Oğullaşın sardığını al beni. Açıyor değil mi? Kendisini açıyor, takdim ediyor. Evet. Yani manevi diyor evet. Ceviz de öyle. Duruyor zorla alma beni diyor. Yoksa suratına kusuyor yeşil şey. Olgunlaştığı zaman ağzını gel beni al diyor. Almayınca da ağzını açıyor. Lap diye kesten böyle aşağıda. Gel. Ya bu kadar Allah insaf versin ya. Ağzın içine koyacak değil ya diyor. Ne kadar mükemmel ya Rabbel Alem. Allah burada tattırdı. Orada da yedirsin inşallah. Amin. Yemek orada arkadaşlar. Burada tatıyorsun. Burada ha burada yediğimiz var ya. Bunlar yemek değil ha. Tatmaktır. Nümine. Nümine ve gölgelerin. En tatlı musalla meyveleri bize takdim etmek. Hem zehirli bir sineğin eliyle şifalı en tatlı balı bize yedirmek. Balcılık yapıyorlar mı burada sahipte? Çok yok. Çok yok. Yok. Şimdi bizde çok var. Ondan sonra o zehirli değil mi? Su içiyor zehir. Zehir ya. Arada zehir var. Balı bizim için yaptırıyor. Zehirli bir böceğin eliyle en tatlı gıda olan balı bize yedirmek. Hem en güzel ve yumuşak bir libası elsiz bir böceğin eliyle bize giydirmek. En yumuşak, en kaliteli elbise nedir? İpek. Kimin eliyle geliyor biliyor musun? Eli yok eli. Gözü yok eli yok. Eli, gözü de yok. Gözü de yok. Eli yok. Ne yapıyor zalim insan? Adam kendisini yuva yapıyor böyle. Kusuyor ha dut yaprağını yiyor. Etrafına sarıyor yumurta gibi böyle. İçine oturuyor. Ne güzel rahat edeceğim. Sonra kelebek ne çıkacak tabii. Yaracak. Ondan sonra biz de geliyoruz onu. Yuvasını yıkıyoruz. Adamları atıyoruz dışarıya. O ipi var ya. Onu biz alıyoruz. Mesela kurttur, çakaldır, sığırdır, koyundur. Hayvana diyoruz ki elbise sana olmadı. O elbiseyi ver bana. Deri giyiyoruz değil mi? Hayvanın elbisesini biz giyiyoruz. Deri mont giyiyorsun da. Bizim için saklamak. Bak, rahmetin büyük bir hazinesini küçük bir çekirdek içinde bizim için saklamak. Kocaman ağacın yedik ama gelecek mi olacak? Gelecekte gene isteyeceğiz. Çekirdek de onu saklıyor. Gelecekte, geleceği saklamış. Nerede? Büyük rahmetini çekirdekte saklamak. Ne kadar cemil bir kerem, ne kadar latif bir rahmet eseri olduğunu
Bedaat de anlaşılır. Bak ne kadar rahmet değil midir? Kocaman rahmetini çekirdeğinde, tahta parçaları olan çekirdeğinde muhafaza ediyor. Çocuk dayanlar. Ya anlar ya artık. Kocaman ağacı abur kadar çekirdeği kotlamış ya. Yani geçmişi geleceğe taşıyor. Çekirdeği yapan neyi kastetmiş? Geleceği kastetmiş. Geleceği kastetmeyen çekirdeği yapar mı? Çekirdek ne yapılmış? Bu ağacı geleceğe taşıyayım diye. Hudaya bunu verdim, gelecekte de vereyim diye. Geleceği görmeyen de yapamaz. Yani geleceği bilmeyen çekirdek yapabilir mi? Biliyor yani. Demek ki çekirdek geleceğin en güzel ispatıdır. Biz de öyle. Ha, bizim ruhumuz da çekirdektir. Ahireti istiyor. Hem insan ve bazı canavarlardan başka güneş ve ay ve arzdan tut, güneş, ay, dünyadan tut, ta en küçük mahluka kadar her şey kemali dikkatle vazifesine çalışması, zerrece hadinden tecavüz etmemesi, bir azim heybet tahtında umumi bir itaat bulunması. Güneş, ay, dünya vazifesini yapıyor. Evet. Diyor mu güneş? Yeter lan size. Bıktım lan sizden. Vermiyorum lan bugün ışık. Desene yapardık. Duruyorum lan dedi bugün dünya. Bugün dönmüyor. Hayat biter abi. Dursa ne olur dünya? Okyanus gelir üzerimize belki. En çok yeri en basit anlaşılan şu. Dünya dursa güneş merkez karşı çekimiyle şak diye çeker. Güneş burada, dünya burada. Dönerken merkez karşıda dışarıya atılıyor. Merkez çekimiyle içeriye çekiliyor. Öyle dengeli ki tam burada duruyor. Durduğu anda dönmesi olmayınca merkez çekimiyle lap diye çekecek. Hasan abi ben şöyle düşündüm. Dünya yuvarlak ya. Her tarafında su var. Bir balon düştü. Dolmaz. Dönmeseydi su. Su ortaya girecek. Kesinlikle su tamamen kaplar. Evet. Bak hele burada Osmaniye'de Toprak Kale veya Sahil Köyü'nde böyle rahat oturuyoruz, ders dinliyoruz değil mi? Anlatmaya çalışıyorum biliyor musun? Şurada rahat oturabilmek için güneşle dünya ilişkisi, galaksi, samanyolu ilişkisi ve atmosferdeki oksijenle akciğer, gözde şekil. Ya buraya oturabilmen için ne kadar sana masraf edilmiş? Ne kadar? Göz var. Aa, bu ameliyat oldum diyor, gözde ihtiyacım var olmadı bir gelin mesela. Akciğer, yoğun bakım ünitesinde olanlar var. Ömer abi, yoğun bakım ünitesinde, yoğun bakımda adamı gördün mü hiç? Görmedim. O zaman görme. Vesvesen artar. O yoğun bakımda böyle bir şey takarlar. Aa, şimdi bak ünitesiz nefes alıyoruz ya. Bu ne devlet ya? Bir şey diyeyim mi size? Ayağınız kırılır, acır. Mideniz ağrır, kafanız ağrır. Bunlar hep çekilir. Ağmazsın, sağırsın, çekilir. Ama nefes alamıyorsanız yani, o iş çekilmez. Nefes alamamak korkunç bir şey. Hasan küçücük bir böbrek kanın pisliğini temizliyor ya. Deraza bağlanıyorlar. Kocaman bir biraz. O da %70 alıyor. 80 alıyor. Alamayız. Yani ben gece böyle burnunuz tıkalıp da fırladığınız oldu mu? Ne acayip. Şu anda aklınız yerinde, bir de psikoloji var ikinci sırada. Topalsın, körsün, felçlisin, belden aşağı yok ama bunlar bir çaresi var Ömer abi. Ama psikoloji bozuldu mu Said, her şey bitti. Dünyanın olur cehennem, her an ahireti göçme istersin. Yani ne nimet ya, şu anda oturuyorsun ha. Bunlar daha büyük nimet. Ne olabilir ya? Aç değilsin, açıkta değilsin, sakat değilsin, tamam. Şu huzurla nefes alıyorsun be. Ne istiyorsun? Köyüne de böyle bir dershane yapılmış. Beni de İstanbul'dan getirtmiş size. Ha bunlara anlat dedi. Öyle mi değil mi? Öyle. Bak beni getirtmiş. Ya sen de buradan eve bu tarafa geleceksin ya. Allah insaf versin ya. Vallahi ben sizin için gelsem gelmem. Mümkün değil. Ben onun için geliyorum. Dedi ki o bana,
benim için git, ücreti benden alacaksın. Size de diyor ki, bak size adam gönderdim, siz de gidin. Dünyanızda hem ahirette ücret alacaksınız. Böyle yapıyor. Hasan abi o zaman söyleyenlere sünnetine bakacağız biz de. Tabii yani Allah ya, Allah yaptırıyor. Sizi getiren, kalbinizi yumuşatan, getiren, mezarda merhamet ve gayreti koyduran odur. Hasan, misli sen adam görmüş. Yapan sen değilsin diyor. Değil, değil. Yani hep o yaptırıyor. O ikram ediyor. O merhamet. Şu anda duyuyor mu? Duyuyorum. Görüyor mu? İyi ki görüyor değil mi? Ömer abi güldüğünü de görüyor vallahi. Hem de bizden daha iyi görüyor. Allah Allah. Şu anda ondan bahsettiğimizi biliyor mu? Biliyoruz. Dinimize göre o hoşuna gidiyor mu? Evet. Gidiyor. Ne güzel ya Rabbi. Ya Rabbi bu hoşuna gittiyse inşallah gitmiştir. Bu şahsi manevinin hürmetine Müslümanları, bizi ve amin diyenleri affet Allah'a. Amin. Maşallah. Amin diyen kaç yaşındaydı? Sen kaç yaşındasın ya? Kim dedi amin? 8. Çoğu maşallah yaşlanmış da. Yani akşama kadar 8'i zor sayarız. 1, 2, 8 defa dünya güneşin etrafında döndü ya. Az mı? Peki şu paragrafı bitirip keseceğim. Ay ve güneş ve dünyadan tut ta en küçük mahluka kadar her şey kemali dikkatle vazifesine çalışması, zerre adinden tecavüz etmemesi, bir azim heybet tahtında umumi bir itaat bulunması. Allah nasıl itaat ediyor ya? Şu galaksileri bazen belgeselde görüyorsunuz ya. Güneşi falan, ayı. Ya Allah hakikaten ne güçtü ya. O galaksileri tarak saçtan geçer gibi birbirinden geçiriyor. Anaforlar acayip. Bir de dün gördüm galiba bir video gösterdi. Kırıkan'da mı, Reyhanlı'da? Ha hoca gösterdi Reyhanlı'da. Öyle bir kuş şeyi ki böyle, sanki bir helezonik yay gibi, o kuş sürüsü var ya. Sırcık. Aman ya, para parça olacak, tam çarpacak, hiçbir şey yok. Yani, acayip bir şey, kalemin içindeki yay gibi böyle, tamam böyle dönüyorlar ya. Fesubhanallah. Binlerce, yüzlerce. Birbirine çarpmadan dönüyorlar. He ya. Dans ediyorlar ya, acayip bir şey ya. Bu nasıl bir şey ya? Allah hakikaten usta ya. Çünkü Allah'ın değil mi o da? Tamam. Allah. Dalga bile yapıyor dalga. Allah. Dalga da yapıyor değil mi? Sana da barak ya ne var insan? Bunun hepsi var. Onlar bizim tanrıydı belki nasıl yapıyorlarsa. Değil mi? Bu hep Allah yaptırıyor değil mi böyle? Kendini hani hürkuş var Türkiye'nin böyle. Kendini korumak için Hasan abi. Allah Allah. Bu yırtıcı kuşlar saldırıyor ya. Topla hareket ettikleri zaman yaklaşamıyor. Öyle onu korkutarak yaklaştırmıyor kendini. Şahsı manevi oluşturuyorlar abi. Allah Allah. Şey bulut gibi gözüküyor. He ya. Ya ben ne hoşuma gidiyorum. Böyle ne adamın ne niyeti var bilmiyorum. Ama helezonik ya gibi böyle. Bugün gördüm büyülendim ya. Dedim eyvah dedim ya bir sürü binlerce ceset taşa düşecek. Yok abi dedim pişap. Bir de birbirine bir geçti böyle. Aynı hareketten. İki ayrılıyorlar sonra birbirine bir geçti. Bir insan ağzına geliyor ya, fesubhanallah. Mucize. Nasıl sanat, nasıl bir teknoloji, nasıl bir ilim, nasıl bir tasarım, nasıl bir geometri, nasıl matematik. Ya nasıl bir şey ya? Maddeyin Allah. Hasır abi bir şey, onlarda şuur var. Karda şuuru, kar da aynısını yapıyor. Birine dokunmadan, sanat bir şekilde. Maşallah ya, maşallah Allah'ın sanatına. Doğru. Rabbimiz de gurur duyuyoruz elhamdülillah. Bu neyi gösteriyor? Bak vazifesine zerre kadar tecavüz etmemesi, bir azim heybet tahtında bir itaat bulunması, büyük bir celal ve izzet sahibinin emriyle hareket ettiklerini gösteriyor. Hem gerek nebati bitkiler, gerekse hayvani ve gerek insani bütün validelerin o rahim şefkatleriyle, rahim şefkatleri neymiş? Evet, aç bir aslan, zayıf bir yavrusunu kendi nefsine tercih ederek elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna vermesi, hem korkak tavuk yavrusunu himaye için ite aslana saldırması,
hem incir ağacı kendi çamur yiyip yavrusu olan meyvelerine halis süt vermesi, bilbe dahi nihayetsiz rahim, kerim, şefik bir zatın hesabıyla hareket ettiklerini kör olmayana gösteriyorlar. Kendi başına hareket etmiyor. Çünkü ağaç nereden bilecek kime ne yaptığını? Evet, nebatat ve behimiyat gibi şuursuzların gayet derece şuurkârâne, hakimane işler görmesi bir zarure gösterir ki gayet derecede alim ve hakim birisi vardır ki onları işlettiriyor, onlar onun namıyla işliyorlar. Şuursuzlar şuurlu hareket yapıyor. E kim vereceksin? Dünya dönüyor, biliyor mu ne yaptığını? İncir meyve veriyor, ne yaptığını biliyor mu? Darı, mısırı veriyor, ne yaptığını biliyor mu? Bilmiyor. Şuursuzların şuurlu hareket yapması gösteriyor ki onların arkasında gizli bir tasarruf var. Neye benziyor? Şimdi 100 sene önce götüreyim sizi. 100 sene önceki adama buraya koyun. Burada bir perde olsun, tamam mı de. Sen de orada, seni görmüyor. Adam bu arabayı görse, yani eskide böyle değil mi, her şeyi kendi eliyle tutar. Uzaktan kumanda ile çocuk arabasını yürütse, 100 sene önceki, 1000 sene önceki adam ne der? Cenneti gördüm der. Ya cenneti veya şeytan girdi der. Evet, cin girdi. Cin girdi der. İmanı varsa cenneti gördüm dedi, yoksa da cin gördüm dedi. Şimdi kendi kendine nasıl hareket edin? Ha, işte o araba, aklı başında olan, işi bileni der, kendi kendine hareket etmiyor. Görmüyoruz ama bir el var. Hangi el? Dalga. Başka ne diyorlar ona elektronik? Sinyal. Sinyal neymiş? Eldir, el, gizli bir el. Radyo çalışıyor, televizyon çalışıyor, gizli bir el. Evet. Bak, uzaktan kumandayla uçağı uçuruyorlar. Arabayı yürütüyorlar. Gizli bir el, sinyal, dalga. Allah daha çocuk, sen, ben, arabayı yürütüyoruz. Mühendisler uçağı uçurmuyor. Uçuruyor. Uçuruyor. Allah daha dünyayı uçuruyor. Uzaktan kumandayla. Ya Allah inciri uzaktan kumanda ediyor. Al oradan 0,05 mg kalsiyum, 0,03 mg magnezyum, şu kadar da demir. Tamam. İncir yapakana, Osmaniyelilere, benim kullarıma şöyle şöyle tatlı incir ver. Ama Hasan'sız olmasın. Hasan'a da ikram etsinler. Tamam mı? Çünkü Hasan'sız incir yemek hiç caiz değil. İncir'i çok sevdim ben. Yani. Süleyman Aleyhisselam'ı da havayla uçurdu. Allah. Allah Allah. Temmuz'da geleceğiz o zaman abi. Temmuz'da geleceğiz inşallah. Dua edin de inşallah Allah nasip etsin. Yani şu inciri sana ikram eden Allah secde etmeye hak etmiyor. Ediyor. Ya ediyor. Allah doğru söyledi. Doğru. Şimdi evet süt gibi o latif gıda ile o aciz ve zayıf yavruların terbiyesi ne kadar geniş bir rahmetin cilvesi işlediği bedahetle anlaşılıyor. Burada kesiyor. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fatiha.